Evet Cemci de sendeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Hacı Bekar Çomaklı Korkutel'deyiz. Biz Çomaklı Hacı Bekar'dayız. Ercan Erol kardeşimizin bahçesindeyiz. Bir hobi bahçesi diyelim. Bir 15-20 ağacı var. Chanter'lar var. Kendi adı topalak ceviz. Yani yerde topalak ceviz. Bunları ağız arasında budadık. Evet. İleride chanter'larımızı budadık. Şimdi arkadaşlar hep diyor. Chanter yönlendirmezsek ağaçlar takılır. Bakın arkadaşlar gövdeye. Her taraf meyve dalı oldu. Gördünüz mü? Biz bu ağaçtan 8 yaşına gelmiş ağaçtan ki Ercan biraz iyi baktığı için sürgünler var bak ama tamamen kontrolsüz sürgünler. Biz ağacımızı katlara açacağız. Tabii ki tepki de alacağız. İşi bilenden teşekkür alacağız. Biz devamlıyoruz. Biz budayalım 3 sene sonra görün. Şimdi bu ağacımızı budayacağız. Biraz meyve dallarını azaltacağız. Yeni dallar, yeni sürgünler isteyeceğiz. Çünkü bu ağaçtan 5 kilo, 6 kilo meyve alıyorum değil mi? Aynen. 5-6 kilo meyve alıyorum. Evet. Arkadaş 8 yaşında chanter kaç kilo veriyor hepiniz biliyorsunuz. Evet. Bunun için tabii burada dölleyici eksikleri var. Testik az önce. Farmer'la ronde aşılayacağız. Onları da öylelikle gidereceğiz. Ama bu ağacımızı da kat araları kapanmış. Biraz orada açık açacağız. Bunlarla şimdi beraber budayalım. Çok da uzun video olsun istemiyorum ama maalesef bu da kolay olmuyor. Olduğu gibi yukarı baskı yapan dalları aldık. Siz de ağacın yukarıda tepkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu yadanlar yukarıya baskı yaptığı için ağaç yukarıya yüklenmiş. Buna dur diyemeyiz. Gider. Onun için şimdi biz burada artık ağacı gençleştirmeye gidiyoruz. İşe bakan gözlerden biraz sert budayarak şu meyve dallarından biraz temizliyoruz. Bu kadar meyve versin istemiyoruz. Tabii ki meyve alacağız ama çok değil. Bunları biraz azaltırsak bunları yan dal yapıyoruz. Yani yan dal derken lideri düşündüğümüz gibi her yan dalda lider olarak düşünüyoruz. Onun da kenarının yan dallarını yapıyoruz. Dikine giden dalları temizliyoruz. Dikine giden dalları temizliyoruz. Yan dallardan da yan metrelerin kalın olduğunu istemiyoruz arkadaşlar. Aynı ana gövde gibi düşünüyoruz. Yana giden dallar da daha ince kalacak. Burada da birkaç meyve dalını ortadakiler azaltarak ağacımızı rahatlatmış olacağız. Yani bu sene dala çalıştıracağız. Meyve dalacak ama you
Herkesin canım bir sebep var arkadaşlar. Bu bir meyve dalı. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Yan materyal yapacağım. Meyve dalını şeye çevirmiş oldum. Meyveyi de mümkün olduğu kadar çok azaltmadık. Biraz azalttık. Bu seneki meyveler zaten çok kaliteli olur. Çok iri olur. Çünkü ağacı yükünü azalttığımız için şu bölgedeki meyve dallarını şu an açarak onları yan dal olmasını sağlayacağız. Şurada yukarıda meyve dallarının ucunu açarak bazılarının yan dal olmasını sağlayacağız. Ya burada iki dal üstte gelsin istemedim. Onu açmadım. Bak bunun ucunu açıyorum. Onun yan dal olmasını sağlayacağım. Burada da şu alta bakan gözden kesiyorum meyve dalını. Bu yan dala dönüşecek. Şu dalın gelişmesini istiyorsak biraz meyvesini boşaltacağız. Dalın güçlenmesini sağlayacağız. Şurada bizlerinde fazla meyve istemediğim için şunu şu aradan şu gözden sola doğru kaydım. Şimdi ajan gözden kaydım. Evet. Şimdi artık yüksek dalma kısmına çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bu ağaç sola doğru kaymış. Çünkü bunlardan dolayı orada ağacı burada baskı yapınca biz bunu ikinci katını, üçüncü katını da yapmış oluyoruz aynı zamanda. Bakın şurada bir içe giden meyve dalı var. Onu alıyorum. Şuradan yana alıyorum. Bir de yanda kestiğimiz dallar arkadaşlar mümkün olduğu kadar aynı seviyede kesmeye çalışıyoruz ki dallar birbirine sağlamasın. Artık yeniden çevresini genişleterek dal sayısını artırarak ...25-30 kilolara çıkmak istiyor. Ki 3-4 saat sonra bu ağaçtan çok güzel meyveler bekliyor. Bu da bir kısayı lideri bulacağız. Bunu nereden alacağız? Şuraya koyuyor. Ağacımızın şuradaki boşlukları gördüğünüz meyve dallarının uçlarını alarak yaptık. Şimdi ağacımız sola doğru kaydığı için biz bulunmuş olduğum bölgeden içe bakan gözden keseceğim ki ağacımız değil mi? Evet arkadaşlar. Çektin oğlum değil mi? Çektim. Gördüğünüz gibi meyve dalını azalttık. Yukarı baskı yapan kopadan dalların ucunu aldık. Bu dalları yine yan dallar kullanıyoruz. Kat aşağıdan görünse de 45 derece açıla geçtiği için biz buradan rahatlıkla geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bunlardan yeniden dallarımız büyüyecek. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü katı yaptık. Allah izin verirse yukarıda da 1,5 metre yukarıdan keserek dördüncü katımızı yapacağız. İleride ağacımızın inşallah nasip olup paylaşırız. Daha güzel şekle geldiğini göreceksiniz. Evet Ercan, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cevizde de. Bahçe sahibi başında olduğu için korkmuyoruz arkadaş kesmekten. Evet. Ercan da bizi takip ettiği için biliyor evet. Durumun ne olduğunu. Ne diyelim? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben Ceviz Dede Arif Gökçe. Telefon numaram 532 621 9015. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın arkadaşlar.